seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkârı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Ha, iyi akşamlar canımcıklarım. Şimdi size çok özel bir şeyler söyleyeceğim. Ha, ey halkım, bildiğiniz gibi geçen akşam akşam karaşam belli oldu. Ve özelleştirme yasası meclisten geldi geçti. Hatta oradan geçip hayatımıza girdi. Sanırsam bu özelleşme ülke genelinde fakirleşmeye yol açacak. Dolayısıyla yolsuzluk yolları da özelleşme, elleşme diyen bir takım zevata açılacak. Dertlerini anlatmak için yolları aşındırmaktan başka yol bulamayan insanlar maalesef işte bulamayacaklar. İşte bu sebeple özelleştirilmeden önce özallaştırılan vatanımızda işsizlik cirit atacak, kol gezecek, bade süzecek. Bu böyle sürecek. Konunun beni niye bu kadar ilgilendirdiğine gelelim canımcıklarım. Nasıl ilgilendirmesin? Sonuçta ben de özel bir kadınım. Zerrin özelden bile özelim. Ayrıca güzelim de. Fakat benim özelliğim yüzünden kimse işsiz kalmıyor. Benden bu kadar anacığım. Nebayet olarak üzerime düşen görevi yaptığımı ve başımızdakileri uyardığımı sanıyorum. Bu durumda bir düzelme olmazsa yönetime el koymak zorunda kalacağım. Neyse canımcıklarım, böyle bir şey yaparsam önce size haber vereceğim. Hadi siz programı seyredin anacığım. Nedir bu gürültü? Domaz! Hadi abicim, Türk filmi var, hemen başlıyor. Hadi abicim, Türk filmi, Türk filmi. Kardeşim ne yapıyorsun? Niye çalıyorsun müşterini ya? Hadi ya, babanın müşterisiyim ben. Hadi abicim, başlıyor, başlıyor. Mecbursun Seyit'im. Gayemize ulaşmak, namusumuzu, şerefimizi temizlemek için mecbursun Seyit'im. Tey, tey, tey! Türkiye'den Dışişleri Bakanı gelmiş, sizinle görüşmek istiyor. Konuyu siz biliyor musunuz? Peki, çağırın gelsin. İçeri alın lütfen. Yaz kızım, Bosna Hese yardım. Gittim, gittim, Dalia gibi adamım. Gittim. Tıpta çareler tükenmez hanımefendi. Çare var mı doktor, söyle. Var, yapılabilecek şeyler her zaman vardır. Ama sizin eşinizin sadece kalbi delik değil, cebi de delik. Çok para gerekir bu iş için, çok para gerekir. Ne gerekirse yaparım, hatta kendimi de satarım. Akşam mesaiden sonra işin var mı doktor? Hadi kuşum, hadi uyan artık, kahvaltıya inelim. Günaydın hayatım. Günaydın. Evliliğimizin ilk sabahında kendini nasıl hissediyorsun sevgili? Buyur, gir. Allah kurtarsın. Teşekkür ederim ayol, çok naziksin. Ay tam yerine düştük. Selamünaleyküm dayılar. Aleykümselam. Heh, seni gördüğüm iyi oldu. Parçalayayım seni şimdi bu azmanların yanında. Ay bismillahirrahmanirrahim ayol. Ayol sen manyak mısın şekerim? Niye benim çarşaf giyip de herifin kasap dükkanına gittiğimi söylüyorsun, bilmem nesine çektiğimi söylüyorsun ayol? Buralarda ağaçlarda kesmişler yerlerine... Niyetimiz kimseyi kırmak değil. Yine buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koydum. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koydum. Taş devri
günlerinden bu yana nedense taşa ilgi duyulmaz da taş gibi olanlara ilgi duyulur anacığım. Konuşurken taş üstünde taş bırakmayanların attığı taşlar hep vatandaşın kafasında patlıyor. Alo, buyurun Sayın Başbakanım. Emredersiniz Sayın Başbakanım. Saygılar sunuyorum Sayın Başbakanım. Ayrıca sadece sunmuyorum, ediyorum da. Hürmetler ediyorum Sayın Başbakanım. Emir telakki ederim efendim Sayın Başbakanım. Saygılar Sayın Başbakanım. Anladım. Taş gibi karı. Anlamadım. Taş gibi karı diyorum. Aman beyefendi, ne demek istiyorsunuz? Sayın Başbakanımız hakkında böyle konuşulur mu? Maazallah, yerin kulağı var. Ya Sayın Başbakan'a taş gibi diyen kim? Ben şu gazetedeki karıya diyorum, bak taş gibi. Hı? Görüyor musun, bak taş gibi. Bu gerçekten taş gibi. Ben de biliyorsun, taşı sıksam suyunu çıkarırım. Hı. Şu taşı diyorum, bir sıksam mı acaba? Şunu bana bir ayarlasana bakayım. Ne? Canım bir geceliğine ya. Kendimi pezevenk gibi hissediyorum. Demek ki iyi hissediyorsun kendini. Şunu bana bir ayarla da şunun bir suyunu sıkayım. Hadi onu bir yana bırakalım, bir de maazallah gelin kulağı var. Duyulursa skandal çıkar. Ya güzel ayarlarsan hiçbir şey çıkmaz. Ama sen mesela genel müdür olabilirsin. Ha? Düşünsene, senin gibi bir adam genel müdür oluyor. Ya, ya makam arabaları falan, ihaleler mihaleler cepler doluyor. Hadi şu taşı bana ayarla da şunun bir suyunu sıkayım ben. Bakayım şu taş gibi bayanı nerede buluruz acaba? Bir adresini öğreneyim. Sen bulursun, sen baş genel müdür olacaksın. Bırakma beni. Tebrik ederim hanımefendi. Taş gibi sesiniz var. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle bir iş konuşabilir miyim? Öyle mi? Ne iş? Rüknettin Gagaları tanır mısınız? Yok, tanımıyorum. Organizatör falan mı? Hayır efendim, organizatör maalesef benim. Kendisi sizinle tanışmak istiyor. Bakın, şöyle bir tip. Ay, hiç tipim değil. Zaten kendisi hiç kimsenin tipi değildir. Ama bakandır. Devlet bakanı. Hükümet üzerinde çok etkilidir. Kendisiyle bir gece çıkmayı kabul ederseniz size de etkisini göstereceğinden hiç kuşkum yok. Ay öyle mi? Ne yapabilir ki benim için? Kasetinizin piyasaya çıkmasını sağlayabilir. Bütün kanallarda şarkı söylemenizi temin eder. Böylelikle siz de 3. sınıf pavyonlarda 9. sınıf şarkılar söylemekten kurtulursunuz. Ay olabilir sanki. Nerede olacak bu iş? Ben sizi telefonda arayacağım. Alo, ben bakan karısı Aysel, buyurun. Bakan karısı Aysel, kocan seni aldatıyor. Hah, inanmam. Ay inanmazsanız bu akşam saat 10'da Sergüzeşt Otel'de olun, onu gözlerinizle görün. Hah, peki siz kimsiniz? Kesinlikle bir dost. Bu resmi nasıl buldunuz efendim? Ha, fena değil, duvarda nasıl duracak acaba? Asalım mı? Şöyle bir tutun da ben bir bakayım. Evet, şöyle sağınıza doğru. Televizyonun müdürü siz misiniz? Evet, biziz. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Aldatılan kadınım. Kocam beni şöyle aldatıyor. Bunu yayınlamanızı istiyorum. Nakden vereceksiniz, bütün ülke görecek. Hem sizin için de çok iyi bir haber olur. Aman bundan haber falan olmaz hanımefendi. Herkes herkesi aldatıyor. İsterseniz paparazzi bölümümüzle görüşün. Siz benim kocamın kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Rüknettin Gagalar. Ya, ne? Bakan Rüknettin Gagalar mı? Ya. İşte şimdi bundan bomba gibi haber olur. Nerede, ne zaman, nasıl basarız? Naklen yayın sırasında alacağım parayı konuşalım önce. Aa, o kolay hanımefendiciğim, siz buyurun bir şeyler için. Ben hemen kontradan bulup geliyorum. Odaya gizli kamerayı yerleştirdik efendim. Biz yayını azar. Çok güzel. Saatte olan var. 10 dakikaya kadar gelirler hemen. Gelirler. Sen de hazır ol, tamam mı? Ben hazırım. Aysel Hanım, 10 dakikamız var. Gelin vazgeçin. Sayın Bakanımızı basmayalım efendim. Niye bastırmayayım komiser bey, niye bastırmayayım? Adam alenen beni aldatıyor, zina yapıyor. Bu benim en medeni ve hukuki hakkım. Ama efendim, hiç değilse televizyoncuları çağırmasaydınız. Şimdi beni adını bilmediğim yerlere sürdürürler efendim. Hiç ileri görüşlü değilsiniz komiser bey. Bu adam şimdi bakanlıktan düşecek. Hatta hükümet bile düşecek. Yeni gelen hükümet de sana madalya bile takabilir. Arkanda ben varım, üzülme. Geliyor. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Geliyor. Hadi kamerayı çalıştır. Sen de dur. Yapmayın şu işi. Çıkıyorum, çıkıyorum. Korkma, meraklandayım. İyi geceler sayın seyirciler. Yine bir habercilik olayında canlı yayında beraberiz. Bakanlar Kurulu memleket için çalışırken birisi aralarında yok. Bizden bahsediyorlar. Görüyoruz. Kadın da geliyor. Ya şu işi yapma. Patlayacağım o kadar. Çalayacağım. İşte bakanın buluşacağı kötü kadın geliyor sayın seyirciler. Bakanla buluşacağı odaya doğru gidiyor. Vay be. Kadın da taş gibiymiş.
Görüyoruz. Arkadaşların memleketin derdindeyken zevkinin derdine düşen bu ahlaksız bakanı polis birazdan basacak sayın seyirciler. Basma sayın başkanım ya. Basacağız. Sayın seyirciler, odaya yerleştirdiğimiz gizli kameradan olacakları seyrediyoruz. Sunuyorum efendim, hürmetler. Tabii efendim, söylerim. Efendim, sayın başbakanımız biraz geciktireceklermiş. Siz kendi aranızda zamları görüşün diyorlar. Ne diyorsunuz beyler? Bu basılma işi iyi oldu galiba. Olmaz olur mu yenge? Kamuoyu tam 6 ay bu olayla meşgul olur. Biz de bu arada zamları geçiririz. Ruhları bile duymaz. Size de bu yaptıklarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederiz yengeciğim. Rica ederim. Aldatılmış kadın olmak pek hoş değildi ama... ...ne yaparsın hükümetimize feda olsun. Rütbetli, ben eve gidiyorum. Toplantım biter bitmez doğruca eve gel. Başüstüne karıcığım, hiç merak etme hayatım. Güle güle, guguk. Arkadaşlar, diyorum ki... hazır adım çıkmışken acaba... ...bir kere daha mı yapsaydık? Çünkü kadın da taş gibiydi biliyor Kalp kalbe karşıdır sözü. Kalp naklinden sonra kalpleri karşı karşıya getiriyor anacığım. Buyurun size naklen izleyeceğiniz kalp nakli. Efendim, hastamızın durumuyla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Bak. Doktor, eğer kötü bir şeyse söyleme. Aha, üzülmesin. Pek iyi olduğu söylenemez. Hastamızın kalbi delik. Anam! Anam, anam, anam gitti! Anam, kendinize... Dalyan gibi kocam gitti! Kendinize gelin diyorum efendim. Ne oldu kız, neyin varmış? Bir şeyciğin yok, durk gibiymişim. Gitti! Ya ben sizden uğraşamam. En iyisi ben kendim söyleyeyim daha iyi. Bak hemşerim, biraz metin ol, önemli bir şey söyleyeceğim sana. Merak etmeyin doktor bey, ben her akşam haberleri değilim. İyi o zaman, bak şimdi, bir, iki, üç, senin kalbin delik hemşerim. Gittim, dalyan gibi adamım, gittim. Tıpta çareler tükenmez hanımefendi. Çare var mı doktor, söyle. Var, yapılabilecek şeyler her zaman vardır. Ama sizin eşinizin sadece kalbi delik değil, cebi de delik. Çok para gerekir bu iş için. Çok para gerekir. Ne gerekirse yaparım. Hatta kendimi de satarım. Akşam mesaiden sonra işin var mı doktor? Lütfen hanımefendi, sandığınızdan daha büyük bir para gerekir bunun için. Efendim, hem de yeni ölmüş birinin kalbi lazım. Bu da hemen bulunmaz. Selam yapmışsın abi. Tersinesin, hurdasın çıktı. Allah'tan hastanenin dibinde. Hemen yetiştirelim adamı. Nabzı nasıl? Kötü kötü gider bu herif doktor. İş adamı Hami Bey bu. O düşündüğünü aklından çıkar. Dur bir dakika dur. Şimdiye kadar biz onları krallar gibi yaşattık. Şimdi de onlar bizi yaşatsın. Oğlum olsun irmik mi? Nemik ya, ne diyorsun ya? Helvayı diyorum, nasıl seversin? Ne helvası? Benimki de helvasını yapacağım. Yeme, gelirsin artık. Ey Allah'ım, manyak karı ya. Tüve be ya. Doktor. Hazırsanız başlayalım. Oksijen verin. Size mi? Bana niye veriyorsun ya? Hastaya ver. Neşter'e ver, tamam. İki şişe kan getirdim. Baş ne doktor bey? İki şişe kan az olur. 10 şişe kan çek. Baş ne doktor? Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bakalım ben kimim doktor? Nezahat. Melahat. Aa. Müzeyyen. Aa. Bülent. Aa. Ben neler saçmalıyorum ya. Allah Allah. Kızım sen gerizekalı mısın? Gene bilemedin doktor. Görmüyor musun, adam burada ölüyor. Ölen de ölünmez doktor. Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim ya? Gene mi sen? Yani kendi çıkarın için bir insanın hayatıyla oynuyorsun kızım. Haklısın doktor. Delik deşik olmuş talimize bakmadan... Delik kalpli kocamın derdine düştüm. Sen hastayı kurtarırsın inşallah. Ne yapıyorduk biz? Ameliyat yapıyoruz. Hadi narkoz ver. Neşteri ver. Dikkat, tampon. Buraya. İnanmayacaksınız hocam ama hasta organlarına hırsız alarmı bağlatmış. Kesin, şu sesi beynim çatlıyor. Bir dakika, şu düğmeye basarsak belki durur. Yok, o düğme değilmiş. Dur bakayım, peki şurada bir vana var. Şunu kapat bakayım, bir dakika.
Oh, adam çalınmasın diye organlarını bile sağlamamış, iyi mi? Nabız durdu doktor, hastayı kaybettik. Çabuk oksijen bağlayalım, elektroşoku getirin. Çok geç hastayı kaybettik, zaten midede haşet olmuş, kurtaramazdık. Delik deşik olmuş talimize bakmadan, delik kalpli hocamın derdine düştü. Hastayı ben kapatayım, siz gidip yüzünüzü yıkayın. Yok, ben kapatırım, sen git yüzünü yıka. Hadi sen de elini yıka. Hepiniz çıkın, elinizi ayağınızı bir yerlerinize yıkayın. Ben hastayı kapatır gelirim. Evet, bu son dikişti. Çok sağ ol doktor, Allah senden razı olsun. Tamam, yalnız bu sırrımız olacak, kimse duymayacak. Yoksa mesleğimi elimden alırlar vallahi. Yok, yok. Tamam. Biz şimdi sır olur gideriz. Ömrümüz boyunca da sana dua ederiz. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yahu bırak, Allah tamam, tamam hadi. Al bunu git hadi, al bunu git. Sağ ol, sağ ol. Doktor sağ ol. Hadi, neydi bu başıma gelenler? Geçmiş olsun Akın Bey, taburcu mu oluyorsunuz? Size söylemiştim beni öldüremezsiniz diye. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Doktor Bey. Efendim buyurun. Beni hatırladınız mı? Özür dilerim, çıkaramadım. Ben Şadiye. Şadiye. Kalbi delik adamın karısı. Çok iyi hatırladım, evet. Nasıl, beyefendi iyiler mi? İyi ama küçük bir sorun var. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Nedir, buyurun odama geçelim. Buyurun. O da sizin odanızda zaten, buyurun. İşte hayatımı kurtaran adam da geldi. Gel sana bir sarılayım, seni bir öpeyim doktorcuğum. İsmet! Ne var canım? Hayatımı kurtaran adama sarılamaz mıyım yani? İsmet geri ver. Tamam canım, tamam. Al hadi, al. Ne zaman aldınız bunu hiç fark etmedim. Ah doktorcuğum. Gördüğün gibi İsmet'im çok değişti. O zengin adamın kalbini taktığından beri bir başka oldu adam. Mahallede dolandırmadığı kimse kalmadı. Rüşvetler, batık krediler, her şeyleri yapıyor. Yani anlayacağın zengin olduk. Vay canına, inanılır gibi değil. Önceleri zenginlik hoşuma gitmedi de. Ama sonra kırıp geçirdiğimiz insanlara bir baktım. Aynı bizim önceki halimiz. Kendimiz gibi insanların alın terini çaldığımızı düşündükçe kahroldum. Bunun kalbini değiştir doktor bey. Gözünü seveyim. Ben eski namuslu hayatımızı özledim. Ben de özledim. Kalbimden başka şeyler geçiyor ama kurtar beni doktor bey. Gerekirse bana o eski delik kalbimi tak ha. İyi de o kadar kolay değil. Hadi ince olmaz. Neyse yaparız. Bok gibi para var. Söyle verelim. Bu işin bokla bir alakası yok. Yeni ölmüş bir hastanın boku, pardon, kalbi lazım. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. Arada bir zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak O Kadar Televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Geldi TV yasası, aldı kurumları tasası. Geleneklerimizi takan yok. Nohuto'da bakla sopalara konup yağdı. Konuşmayanı Allah konuşturmuyor. Vatandaş ellere var da bize yok mu dedi. İnfazlar kimin için çalıyor? Gündemimizdeki soru müdürler müdürler. Şimdi haberler. Şen olası düğünlerdeki adetlerden biri de takı merasimidir sayın seyirciler. Saygıdeğer devlet büyüklerimizin bulunmadığı böyle bir düğünden kameramıza takılan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Tabii. Bebeğim. Hadi kuşum, hadi uyan artık, kahvaltı yenelim. Günaydın hayatım. Günaydın. Evliliğimizin ilk zamanında kendini nasıl hissediyorsun sevgili? Çok mutluyum. Hadi kahvaltı.
kahvaltıya inelim ne olur. Kahvaltı servisini kaçırmayalım. Ne haklısın sevgilim, benim de karnım kapı çalıyor. Ha? Yok karnım da çalmıyor, kapı orada çalıyor. Açarım ben. Ay zahmet olacak sevgilim sana. Bir dakika. Günaydın abla. Günaydın. Allah mesut etsin. Sembol videodan geliyorum. Dün akşamki düğün kasetinizi getirdim. Teşekkür ederiz. Sami, bak videocu çocuk kasetimizi getirmiş. Düğün gecesinin kaseti. Hadi seyredelim. Dur ya, hani gidip bir şeyler yiyecektik. Ama hayatım, merak ederim nasıl çıkmışım diye. Açlıktan ölüyorum vallahi. Ben de öyle ama biraz bekle bebeğim. Bak bak, ne güzel çıkmışız, görüyor musun dans ederken? Bizimkiler ne güzel, ne komik dans ediyor. Babana bak, pop 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 göbek atıyor. El öperken. Şu kim? Annenin arkasındaki? O amcamın karısı. En heyecanlı bölüm başladı takım herhalde. Bak babam takmış da annem de takıyor. Ne güzel. Beni gördün mü, sen de gördün mü? Evet ama inanamıyorum. Al bakayım. Ana! Olacak şey değil. Annen resmen takılardan para çalıyor. Olamaz. Tevekkülü dememişler anasına bak kızını al diye. Ne biçim konuşuyorsun Sami? Onun için konuşuyorum ben. Bak zavallı babam orada salak salak geziyor. Bir dakika bir daha geri alayım bakayım. Niye? Saflığımızı yeniden mi görmek istiyorsun? Bak babana bak. Resmen para çalıyor. Hırsız aile. Bir de benim aileme söylüyorsun. Hayda! Ne oluyor ya? Annem çaldığı parayı aldı, dayıma veriyor. Resmen planlı soygun bu. Dayım parayı aldı, bize doğru geliyor. Bu sefer parayı o takıyor. Baban da parayı birine veriyor. Halam aldı parayı, aynı parayı getirdi, yine bize takıyor. Şu yanındaki kayınbirader değil mi? Evet, İsmet. Beni öpüyor. O da parayı çaldı. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Allah Allah. Şu hale bak. Taka taka 250 liralık ve 500 liralık takmışlar. Söküm hepsi aynı parayı takmışlar. Zavallılar. Demek paraları yoktu. Etrafa rezil olmamak için böyle yaptılar. Desene ki en baba takıyı enflasyon takmış. TV kanallarının en önemli gelir kaynaklarından biri reklamdır sayın seyirciler. Gelen yasayla giden gelirlere üzülenler yasaya uygun yayınlar yapmaya devam ediyorlar. Bu yayınlardan birini olacak o kadar sizin için görüntüledi. Şimdi gelen bir habere göre haber dairemizde bir çift madenciye rastlandı sayın seyirciler. Evet, aylar önce çıkan ve Aralık ayı itibariyle yürürlüğe giren TV yasasıyla birlikte artık programlar ikide bir kesilip reklam alınmayacak. Şu anda yanımda Kanal 333'ün yayın yönetmeni var. Efendim, çıkan yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok çok iyi oldu hanımefendi. Programların böyle zırt pırt kesilmesinden biz de hoşnut değildik. Yasa konusunda boynumuz kıldan incedir. Harfiyen uyacağız. Tabii bu arada biz de bir takım önlemlerimizi aldık. Bakın şu anda bizim bir dizimiz oynuyor. Seyredin isterseniz. Beyler, durum ciddi. Thomas ve adamları her an bir pislik yapabilirler. Son parti maldan hisselerine düşen parayı vermedi. Benim bildiğim Thomas bunu yanımıza koymaz. Sen ne içiyorsun öyle? Hazır çorba. Nefis. Hazırlanışı da çok basit. Bir fincan kaynar suya telveyi döküyorsun, çorban hazır. Demek telve. Evet baba. Telve. Çabuk çorba. İki dakikada hazır çorba. Thomas bu işin peşini bırakmaz arkadaşlar. Ne düşünüyorsun baba? İçeride masanın başında konuşalım. Yürüyün. Bence bu iş son derece önemli. Farkındayım. Toplanın bakalım şöyle.
Etrafına toplandığınız bu mobilya öbelek mobilya. Öbelek mobilya. Yeni bir öbelek, yine bir öbelek. Bu Thomas bizi öldürmeden biz onu öldürelim diyorum. Thomas'ı biz değil kiralayacağımız bir katil öldürmeli. Yoksa polis bizden şüphelenir. Thomas! İyi bildin ya. Thomas, geç şöyle. Ne olur bana dokunmayın. Sizin hesabınıza çalışırım. Thomas abi öldürmeyin beni. Tabii ki öldürmeyeceğiz. Babanın bankadaki hesabını biliyorsun. Ve bizden kestiğiniz 6 milyarı sen vereceksin bize. Temizleyin şunu baba. Saçmalama salak. Biraz dikkat etsene salak. Külünü halıya döküyorsun. Hangi halı baba? Hangi halı değil. Hangi gümüş kuyu? Gümüş kuyu. Şimdi bizi iyi dinle. Paranın yarısını bankaya yatırıyorsun. Hangi bankaya baba? Tabii ki yaptı kırdı bank. 24 saat kesintisiz hizmet. Online sistem. Dünyanın her yerine anında bağlantı ve güler yüzlü hizmet. Yaptı kırdı bank. Su ve elektrik faturasını bir telefonla yatırabilir miyiz? Evet ama o konumuz dışı. Paranın yarısını da bir çöp poşetine koyup Taksim Anıtı'na getireceksin. Demek ki yarın bir ikindi gazetesi alıyorsun. Orasını pek anlayamadım. Çünkü ikindi gazetesi yarın herkese bir çöp poşeti veriyor. Ona koyacaksın parayı. Şans kartını da almayı unutma ahbap. Tamam unutmam. Nereyi arıyorsun? Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. Alo arkadaş sen misin hattını arıyorum. Numara? Valla numara değil Thomas baba. Onu değil salak. Hattın numarasını soruyor baba. Ha 0312-50. Bir daha söyle. 0312-50. Bir daha söyle. Siktir etmeni. Eğer bir yanlışın olursa seni delik deşik ederim ha. Hadi yürü çıkıyoruz. Yapmam. Şey arabayla mı gidiyorsunuz? Yağmur yağıyor da dikkat edin tekerlekleriniz kaymasın diyecektim. Merak etme Bristol yolunu bilir. Bristol. Nasıl? Gördünüz değil mi bayan? Hiç kesmedik programı. Yasalara saygımız sonsuzdur hanımefendi. Cezalandırma sisteminde insaf askıya alınınca infaz gündeme geliyor sayın seyirciler. En fazla infaz gerçekleştirilen ülkelerden biri olan ülkemizde dün de bir infaz gerçekleşti. Haber dairemize gelen harbi madenci sayısı gittikçe artıyor sayın seyirciler. Dairemizde bir kömür damarı olamayacağından şah damarı kabarmış bu madencilerin neden buraya yürüdükleri henüz kesinlik kazanmış değil. Tabii, merak etmeyin. Hadi, gidelim. Son bir diyeceğin var mı? Yok. Peki o halde, al o zaman. Hayır. Hayır, trafiğe çıkarmayın beni. Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayız. Kaza oldu koşun. Araba kamyona çarptı. İnfaz yerine getirildi. Allah, taksiratı affet ya Rabbi. Amin. Amin. Eski gelenek ve göreneklerimiz yeni çevrimleriyle vizyona giriyor sayın seyirciler. Şimdi seyirlik hale gelen bir misafirlik olayını ekranınıza getiriyoruz. Haber dairemizdeki yürüyüşün tepki niteliğindeki bir madenci yürüyüşü olduğu kesinlik kazandı sayın seyirciler. Bir açıklama yapan madenciler sorunlarını dile getirmek için yürümeye karar verdiklerini ancak ülkede memurlar, işçiler, mühendisler, öğretmenler, PTT'ciler de yürüdüğünden yürüyecek bir yer bulamadıklarını bu yüzden seslerini kolayca duyurabilecekleri haber dairemize yürüdüklerini bildirdiler. Soner abi. Soner abi, ne haber abi ya? Aa merhaba Haluk, ne haber? Görünmüyorsun ya. Biz de özledik abi. Eğer müsaitseniz bu akşam size gelelim diyoruz. Yine mi? Ya abi uzun zamandır gelmiyorduk ya. Ya seni çok severim bilirsin ama ne bileyim bilmem ki. Bir de Ayten'e sormak lazım tabii. Abi sen ayarlarsın ben vallahi. Saat 8'de sende oluruz. Sen ayarlarsın, sana güveniyorum peki, abi. Tamam. Hadi tamam. 8'de görüşürüz abi. Tamam peki. Abi tamam Haluk abi ayarladın mıydı bu akşam yapacağız? Lan ayarladım Soner abi. Tamam abi ayarladın da biliyorsun ya. Ya o 3-5 kişi ben bulurum. Sen de git o çeyin önünden birkaç kişi arakla bitti. Tamam abi hadi. Hadi oğlum gel bakalım. Buyurun beyler buyurun. Soner abi. Bir dakika geliyorum. Soner abi biz geldik abi.
Selamünaleyküm abi, geldik. Hoş geldiniz. Ya ama arkadaşları tanımıyorum. Arkadaşları ben de şimdi tanıdım abi. Hasan Bey, Mustafa Bey, Kerim Bey. Bu da Soner abi. Memnun oldum. İçeri buyurun bari. Geç, dikkat et makineye oğlum. Geç bakalım. Buyurun beyler, buyurun. Buyurun, yabancılık çekmeyin. Buyurun. Selamünaleyküm. Geç çocuğum. Makineyi şöyle bırakabilirim değil mi? İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben size yerlerinizi göstereyim. Siz şöyle oturacaksınız. Siz de şöyle buyurun. Buyurun. Siz de bir boş bırakıp şuraya oturun efendim. Ha, Necati ile Semih neredeler? Onlar birkaç müşteri toplayıp gelecekler şimdi. Hadi abicim, evet. Türk filmi var. Hemen başlıyor. Hadi abicim, Türk filmi, Türk filmi. Kardeşim, ne yapıyorsun? Niye çalıyorsun müşterini ya? Hadi ya, babanın müşterisi mi ben? Hadi abicim, başlıyor, başlıyor. Hemşerim, daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Tamam abicim, hemen gidiyoruz, tamam. Abi, Türk filmi lazım mı? Nefis bir tane var abicim. Yeni mi? Tabii abi, bir ay oldu biteli. Adana ve Antalya'daki bütün ödülleri topladı. 10 dakika sonra da başlıyor. Hadi ya. Tabii ya, hadi abicim. Hadi beyler, gidelim de başlayalım. Tamam, hadi, hadi. Bir şeye takılma abi, dikkat et. Tamam. Müsaadenizle perdeyi kuruyorum beyler. Hah, işte geldik abi. Soner abi, Soner abi! Oo, geldi. Seyircileri getirdim abi. Başlamadık değil mi? Sen gelmeden başlar mı lan? Daha perdeyi kuruyoruz. Hadi abi, geçir. Geç abi. Buyurun. Geç. Işığı söndür bakayım. Hadi filmi takayım, başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi buyurun beyler, geçin. Gelin, gelin, gelin. Geç abicim, geç. Geç abicim, otur. Abi, abi ben nereye oturacağım? Ver abicim numaranı. Ver. Baba ver bakayım numaranı. Baba yanlış oturmuşsun. Geç şöyle. Alacağım. Soğuk kola, buzlu frigo, ayran, patlamış mısır. Kola vereyim mi abi? Arada içeriz kardeşim. Varsın abicim. Bana bak, başlıyor musun? Başlıyorum abi, hadi hazır ol. Haydi. Hah, kapı çaldı. Kapı değil o, kapı değil. Başlama zili, ben çaldım. Gel. Bana bak Soner, bir daha bu adamları evimde istemiyorum. Geldi film oynatacak, salon bulamıyorlar karıcığım. Ne yapsınlar adamcağızlar? Bula bula benim evimi, salonunu mu buldunuz? Canım karıcığım, kimse sahip çıkmıyor bu adamlara. Salon sahipleri salonlarını yıkıp yıkıp pasajlı, garajlı böyle şeyler yapıyorlar. Kalan birkaç sinemada da Amerikan filmleri oynuyor. Devlet sahip çıksın. Yahu çıkmıyor işte, niye çıkmadığını da bilmiyorum. Yani devletin sahip çıkmadığı Türk sinemasına vatandaş olarak biz mi sahip çıkacağız? Canım karıcığım, hadi inadı bırak, kurban olayım sana. Neyse hadi, bugün iyiliğim üstünde. Müsaade ediyorum. Bir de çay demleyeyim. O da müesseseden olsun. Sağ ol. Yetki sahibi kişilerin sıfatlarından biri de müdürdür sayın seyirciler. Sıfatına bakıp büyütülen yetkili şahıslar artık iyiden iyiye küçülüyor. İyi günler efendim. Müdür beyle görüşmek istiyorum. Tabii ki görüşebilirsiniz. Hangisiyle? Genel müdürle mesela. Genel müdür şu an toplantıda. Siz orada bekleyin, ben kendilerine haber veririm. Beklerken sigara içebilir miyim? Tabii içebilirim. Teşekkür ederim. Beyefendi, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Beklediğimi sanıyorum. Müdür bey bekliyor. Hayır efendim, ben onu kastetmiyorum. Külünüzü yere attınız. Buna hakkınız yok beyefendi. Ben buranın temizlik işleri müdürüyüm ve sizi bu davranıştan men ederim. Ben sizden özür dilerim. Fakat külümü buraya atmak zorunda kalmışım. Beyefendi, külünüzü yere atmanızı gerektirmez bu davranış. Ama küllük yok. Ben külümü nereye sileyim? Ne? Yok mu? Yok. Kızım, çabuk bana külük müdürünü çağır. Lütfen benimle daha dikkatli ve yumuşak konuşun müdür bey. Karşınızda koskoca bir danışma müdürü var. Küllük müdürü, küllük müdürü, lütfen danışma müdürlüğüne. Evet, ne var, ne oluyor? Önemli bir husus için çağırdım sizi müdür bey. Bu beyefendi küllüğü silkecek bir küllük bulamamakta şikayetçi. Nerede buranın küllükleri? Bu beyefendinin bana küllük için müracaatta bulunduğunu pek hatırlamıyorum. Küllük için küllük müdürümüze başvurmadınız mı yoksa? Yok, bir yere başvurmadım. Ayrıca ne başvurması ya? Silkenin böyle küllük fakat küllük bulamıyorum. Beyefendi lütfen sinirlenmeyin. Fevri davranışlarda bulunursanız güvenlik müdürümüzü çağırmak zorundayım. Çağır ben, çağır. Beyefendi lütfen. Ne oluyor burada, ne bu bağırışma ya? Ne oluyor çocuklar? Vakkasçığım, hayrola? Ne haber ya? Vallahi baştan iyiydim de sonradan bozuldum. Gel odama gidelim, konuşalım. Müsaadenizle müdür beyle. Müsaadenizle müdür hanım. Yahu çok özlemiştim biliyor musun? Hah, bir dakika bakar mısınız müdür bey? Bana mı seslendiniz sayın genel müdürüm? Evet müdür bey. Bir misafirimiz vardı. Acaba bize iki tane demli çay iletebilir misiniz? Biliyorsunuz sizi severim. Bu konuyu biraz düşüneceğim. Çok teşekkür ederim müdür bey. Bir şey değil müdür bey? Buyurun gidelim. Geç bakayım şöyle, otur. Teşekkür ederim. Ya şaşırmamak mümkün değil. Üstad bu ne ya böyle? Zorba, şirketin uyanıklığı işte. Şimdi müdür maaşları diğer personelinkinden az olduğundan ve onlar da elemanlarına az para ödemek istediklerinden herkesi terfi ettirip bir şey müdür yaptılar. 60 kişilik şirkette 58 müdür, 2 müdür yardımcısı var. Böyle olunca da biraz kaprisli oluyorlar ama genelde iyi insanlardır. Neyse bırak şimdi, söyle bakayım. Seni hangi rüzgar attı buraya? Ya hiç sorma.
Ben işsiz kaldım da bana böyle ufak bir iş, hani odacılık, bekçilik bir şey ayarlasan diyorum bu müessesede. Fakat birader senin de gözün çok yüksekte. Önce bir müdür olarak başla. Eğer başarılı olursan bir odacılık, bir kapıcılık mutlaka kaparsın. Sen yetenekli olansındır. Siyasiler en hareketli günlerini yaşarken bir yandan da el hareketli günlerini yaşıyorlar. Partiyi simgeleyen bir el hareketi yapmak moda oldu sayın seyirciler. Arkadaşlar çok önemli bir şey sayın genel başkanım. Evet. Biz kendi işaretimizi ararken sanırım bazı şeyleri göz ardı ettik. Halk da kendi işaretini bulmuş. Hükümet politikalarına yap işlet devret sonra karşıya geçip seyret modeli hakim olunca geleceklerinden endişe eden çalışanlar da sokağa dökülüp yürüyorlar sayın seyirciler. Ekonomiye yük oluyor diyerek madenleri kapatıp çalışanların sırtına gam yükü yükleyerek bu yaranın kapatılacağını sanmıyoruz. Konuya sağduyuyla yaklaşıp sağlıklı bir sonuca ulaşılmasını diliyoruz. Olacak O Kadar Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Reklamlardan sonra yine geleceğim. Beni bekleyin canımcıklarım. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şu lagini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği diz boyuyken hiç umursamayız anacığım. Ama konu namus olunca hemen kolları sıvayıp temizliğe girişiriz. Bugün ülke inanılmaz bir olayla çalkalandı sayın seyirciler. Kimliği belirli, amacı belirsiz bir kişi dış temaslarda bulunmak üzere dış ülkelere giden Dışişleri Bakanımızı vurdu. Bakanın canına ne kastı olduğunu bilmediğimiz saldırganın yanına yaklaşıp niye suikastını sormaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Nihayet saldırganın yanına yaklaşabildik sayın seyirciler. Sayın saldırgan, sayın bakanımızı neden vurdunuz acaba? Soru 1. Terörist misiniz? Soru 2. Dış mihrak mısınız? Canım diyorum de hiçbiri. Ben namusumu temizledim. Namusunu temizledi. Dilerseniz olay gününe geri dönelim. Geri dönelim mi arkadaşlar? Dönelim. Buyurun. Bir yıldır hazırlanıyorduk. Artık vakit tamamdır Seyit'im. Pasaportun hazır Seyit. Orada yapacağın işi de hayalladık. Artık durman için hiçbir sebep yok Seyit. Ne işle iştigal edeceğim yaban ellerde? Uşak olacaksın. Ne? Bir de gavurun uşakları mı yapacağım? Kafayı mı yediniz? Mecbursun Seyit'im. Gayemize ulaşmak, namusumuzu, şerefimizi temizlemek için mecbursun Seyit'im. Tey! Namus temizliği için illa hizmetçi veya uşak olmak gerekmez bilirdim ben. Fakat işi daha iyi yapabilmek, yanlarına rahatça sokulabilmek için uşak olman lazım. Hem unutma ki katil daima bir uşaktır. Hadi uşağım, al şu emanetini, artık koyul yola. Namusumuzu temizle. Tey! Uy. Duyduk ki gelecek ay yine gidecekmiş. Duyduk ki namusumuzu, şerefimizi iki paralık edecekmiş. Duyduk ki yine kötü yola düşecekmiş. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Hayman Ovası'nda bir kuş öterken var düş yollara, namusumuzu kurtar Seyit'im. İslam emanetin Seyit'im. Tey! Demek planlı bir eylemdi bu. Eylemin plansızı olur mu? Hele mesele namus meselesi ise her şeyi düşünürsün. Tel! Peki sonra ne oldu? Sonra bugün oldu. Yetti gari bu rezillik! Memleketimizin namusu ve şerefiyle oynadınız. Hakkında nurunu beş paralık ettiniz. Dış borç için yapmadığınız rezillik kalmadı. Al bakalım. İşte olay aynen böyle oldu. Yani namus belasına kardeş kıydığımız can bizim. Ülkemin alnındaki kara leke temizlendi. Evet sayın seyirciler. Bir namus cinayetinin nasıl nakış gibi işlendiğini hep birlikte gördük. Buyurun mahkemeye de beklerim. Rahatsız etmeseydim. Rica ederim buyurun. Bir dakika beyler lütfen açar mısınız onu? Buyurun. Tey!
büyük hacimli tenor Pavor kaçırılınca düğününde tadı kaçmıştı anacığım. Pavarotti'yi kaçıran Ferdi merak ediyorsanız izleyin bakalım. Ağzına sağlık, kurban olayım sana. Oku. Sev görünce yaşa, bakma geçen yaşa. Bu güzel günler senin olsun. Pavuşu, pavuşu kaçırdılar. Pavuş. Bu işte bir yanlışlık olmasın aney. O mamma mia, kes bu çeyde. O mamma mia. Mamma mia. Hayır hayır, bir yanlışlık yoktu. Pavarotti kaçırılmıştı ama kim tarafından? Of. Ay ay, o yeter artık yahu. Yani beni burada daha fazla tutamazsınız şekerim. Sizi burada keyfimizden tutmuyoruz Beste abi. Niye tutuyorsunuz? Adam kaçırılmış. Yani Pavarotti. Otoriteler bu işin üstünde duruyorlar. Gayet tabii. Akıl var, mantık var şekerim ayol. Ya sana bakınca da şöyle insan akıllı bir şey zannediyor. Yani ben o koskoca kamyon gibi, tır gibi şeyi nasıl kaçırırım ayol? Kafasına sert bir cisimle vurmuş olamaz mısınız? Vurmuş olamam efendim. Onun kafası nerede, ben neredeyim şekerim? Onun kafasına vurmam için benim uçan adam olmam lazım. Bilmiyorum, hakkınızda şikayet var. Zanlılar arasındasınız. Siz bu ara boş kaldınız galiba. Gidin yürüyenleri falan bir şeyleri durdurun ayol. Bana ne bulaşıyorsunuz? Küçük Hüsamettin'i kıskandığınız bilinen bir gerçek. Aynesini kıskanacağım ayol. O beni kıskansın. Fazlam var, noksanım yok. Adamın dükkanına çarşaf giyerek gitmişsiniz. Üstelik de dükkanda adamın sakalını çekmişsiniz. Kim görmüş ayol bunu? İftira bu, üstelik de kuru iftira. Bir gazeteci resminizi çekmiş. Buyurun. Ay üstüme iyilik sağlık ayol, bu ben miyim? Tabii. Olur şeydi, kazulet ayol mu? Olur mu öyle şey? İsmail Hakkı Bey bu fotoğrafın size ait olduğunu söyledi. Evden çarşafla çıkmışsınız. Ay şişko bütün sırlarımızı ele verdi demek. Nereye soktunuz Pavarotti'yi? Şeyime soktum. Koynuma soktum. Uzat elini de al gel. Ay bir de elini uzatıyor ayol. Sok elini de mıncıkla bari. Dur ben çağırayım sana. Pavoş. Pavoş bak, polis amcan seni görmek istiyor kız. Çık dışarı. Ay olur mu ayol? Ayol olur mu ayol? Tövbe yarabbi yarısın. Kusura bakmayın ama durumunuz biraz şüpheli. Sizi nezarete atmak zorundayım. Hayda ayol, bu skandal. O zaman çağırın şu şişkoyu. Bana temiz çamaşır, atlet, kilot falan bir şeyler getirsin. Çağıramayız çünkü o da içeride. O ne yaptı ayol? Soruşturma sırasında komiserimin yemeğini yedi. Çok kızdı adam. Hayır, kayınvalidesi dolma sarmış yollamış. Bir tane yemek nasip olmadı diye yanıyor. Peki komiserin duruyor mu? Duruyor. Şükretsin onu yememiş ayol. Buyurun, size yol göstereyim. Ay çok iyi olur ayol. İlk defa giriyorum, yolu bilmiyorum. Buyur, gir. Allah kurtarsın. Teşekkür ederim ayol, çok naziksin. Ay tam yerine düştük. Selamun aleyküm dayılar. Aleyküm selam. Heh, seni gördüğüm iyi oldu. Parçalayayım seni şimdi bu azmanların yanında. Ay bismillahirrahmanirrahim ayol. Ayol sen manyak mısın şekerim? Niye benim çarşaf giyip de herifin kasap dükkanına gittiğimi söylüyorsun? Bilmem nesini çektiğimi söylüyorsun ayol. Öldüreyim seni şimdi. Bak senin yüzünden zindanlara düştük burada. Çok sıkıştırdılar, ne yapayım? Allah seni kahretsin, iyi mi? Merhaba dayıcığım. Ay gözün çıksın senin ayol. Ay suç üstümüze kaldı ayol. Fatura bize kesildi. Ben sana demedim mi? Oburluk yapma, başına bir yerde bir iş gelecek diye. Gördün mü şimdi annenin şeysini? He? Terbiyesi. Niye herifin dolmalarını yutuyorsun ayol? Tereyağlı, mis kokulu. Çok güzel yapmışlar. Dayanamadım, ne yapayım? Yat içeride de gör günün tereyağlı, mis kokulu. Ay bu kim ayol? Yabancı gelmiyor bu bana. Tanımadın mı? Engin civan bu. Ayol sen geviş getiriyorsun. Ne yiyorsun yine bakayım sen? Nereden buldun o yediğini? Ay birisi geliyor. Ay bunu tanıdım ayol bu. Selim Edes ayol bu. Peki burada dolaşanı tanıdın mı? Ergun Gökten. Sabahtan beri dolaşıp duruyorlar. Yediklerini hazmediyorlardır ayol. Ben hemen hazmediyorum. Bu kadar dolaşmaya ne gerek var? Seninkiler normal gıda oğlum. Hazmetmesi kolay. Bunlar memleketi yemiş. Yakamıyor herifler. Memleket adamın içine oturmuş. Ulan bana bak.
Şurada gazete içinde kaşar ekmek vardı. Sen mi aldın lan? Ulan kaşarını da ben almadım. Ekmeği de ben almadım. Ulan bana ulan diyecek adamı yaşattın lan sen. Sen mi aldın lan? Yok abi ben almadım. Ulan yalan söylüyorsun. Ekmeğimi alan adamı yaşattın lan. Ekmeğin yarım ekmek arasında kaşar var mıydı? Sen mi aldın lan? Bak bak avurdaki şişman adamı aldı. Bak şimdi sana gösterim. Hey siz ikiniz gelin bakayım buraya. Ay ne iyi oldu ayol ağız mı aldık dayılar? Ayol niye çıkarttın bizi? Bıraksaydın da herifler bizi parçalasaydı. Artık serbestsiniz gidebilirsiniz. Nedenmiş o? Çünkü Pavarotti bulundu. Ah bulundu mu kim kaçırmış peki? Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur mu? Evet sayın seyirciler, Ferdi Tayfur. İnanması biraz zor ama Pavarotti'yi kaçıran Ferdi Tayfur. Kapı kapı dolaşarak köyündeki düğüne götürmek için adam arayan Ferdi Tayfur, Pavarotti'nin kapısını da çalmış, hadi gel düğüne gidiyoruz deyince Pavarotti de kendi düğünü zannedip düşmüş peşine ve soluğu Ferdi'nin köyünde almış. Pavarotti bulunmuş öyle mi? Bulundu, bulundu. Oh. Kendisiyle konuşabilir miyiz? Olmaz. Kilitledim adamı içeriye. Ay nazarlara geliyor. Dalyan gibi adam. Kaybolunca çok endişelendiniz mi? Ah öldüm öldüm dirildim vallaha. Neye üzüldüm? Adamı ta oralardan buralara getirdik. Yedirdik, içirdik, kestirdik, biçtirdik. Geç boza sürke deli. Pabuş üzülme yavrum. Haftaya düğünde açacağım seni. Sizi de bekliyorum. Gelin, gelin ayol pıtlarımızı dökeriz. Haftaya bu muhteşem düğünde buluşacağız ve onların mutluluklarına tanık olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Gel'le hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum sayın seyirciler. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk.